konuşuyor YouTube kanalından merhaba. Sevgili izleyicilerim, Dikili'ye bağlı, Dikili Belediyesi'ne bağlı köylerimizde arsa ve arazilerin usulüne uygun şekilde satılmadığı ve bu konuda tepkilere yol açtığı iddiaları var. Arsa ve arazilerin satışında bu iddiaları dile getiren Dikili AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Tahsin Şekerci ile birlikteyiz. Tahsin Bey bu konuda gerekli açıklamalarını yapacak, kendisine söz vereceğim. Ancak önce şunu sorayım. Tahsin Bey merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi böyle bir iddialarda bulunduk. Siz bu konuda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Herhangi bir kurum ve kuruluşa şikayetiniz var mı? Neler yapıyorsunuz bu konuda? Böyle bir satışın usulsüz olduğu, usulsüz de demeyelim de kanuna uygun şekilde satılmadığı konusunda görüşler belirtiyorsunuz. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Buyurun. Şimdi bizler satışlarla alakalı zaten duruşumuzu her zaman söylemiştik. Satışın usul ve satılış şekillerini burada göz önünde bulunduracak olursak burada bir takım eksiklikler ve aksaklıklar var. Bunlar yerine getirilip ki bir belediyenin malını sattığınız zaman nerede tasarruf edeceğinizi de aynı şekilde beyan etmeniz. Hangi borca veya hangi yatırıma karşılık satılacağını beyan etme durumu, yani bunu beyan etmek zorundasınız. Dolayısıyla bizim satışlarımızda bu usul ve esaslar uygulmuş mu, uygulmamış mı, biz bunları da tek tek takipçisi olacağız. Tekrar söylüyorum, biliyorsunuz Bergama'da da böyle bir satış durumu olduğunda bu usule hemen itiraz oldu. Dikili'de de biz bu usulü yerine getirmek adına bir çalışmanın içerisine gireceğiz. Evet. Yani bizim asıl düşüncemiz, asıl söylemek istediğimiz, az önce de söylediğim, Sussar köyünün malını satılmaması, köyünün bir santimetre malını satmayacağız diyen Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sözünün yerde bırakılmaması, ilçede buna da uyulması. Bugün bakın ben AK Parti İki İlçe Başkanıyım. AK Parti İzmir İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli'nin söylediği bir söz bizim için emirdir, talimattır. Biraz ses verirsin başkanım. İl Başkanımızın söylediği söz bizim için emirdir, talimattır. Yani aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya bu işler böyle yapılmalı. Evet. Bugün ben il başkanımın söylediği sözün üzerine ancak yorum yapabilirim. Şahsi yorumumu koyabilirim. Ama onun ötesinde daha bir söz söylemek temsil noktasında bizlere yakışmaz. Sayın Belediye Başkanımız da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir'in Belediye Başkanı çıkıp bir santimetre kare köylü malını satmayacağız dediyse Dikili Belediye Başkanı'na da bu duruşa uymak yakışır. Burada bir tutarsızlık ve çelişki var. Bu çelişkilerden daha önce de bahsetmiştik, önceki sohbette de bahsettik. Bunlara riayet edilmeli. Yapılan iş ve işlemler de hukuka, yasaya uygun yapılmalı. Bakın biz 2020 yılından beri bir plan konusuyla dolaşıyoruz. Kabakum ve sahillerde yapılan, belediyenin yapmaya çalıştığı planların varın varın bağıra bağıra belediye başkanını uyara uyara bir olduk. Yani dedik burada iş ve işlemler usulsüz yapılıyor. Evet. Kurum görüşlerini almadınız. Yaptığınız işlerde yanlışlar var. Hatta yapılan işlerin siz ne kadar takipçisiniz, ne kadar biliyorsunuz, ne kadar bilmiyorsunuz bilmiyorum ama bir arkasında bir takım rantçıların çıkar çalışmaları var. Bunun içerisinde rantçılar var. Bu rantçıların farkında mısınız diye keşke Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu erdeme sahip olabilseler. Biz her zaman açığız. Biz erdemler hareketiyiz. Onun tezahürü bir siyasi partiyiz. Şu erdeme her zaman hazır olabilseler, ilçenin sorun ve problemlerini hep birlikte beraber çözebileceğimiz bir masada oturup değerlendirebileceğimiz bir erdemliğe sahip olsalar sanıyorum ki birçok problem ortadan kalkacak. Fakat bizler
O noktada uyarıları yaptığımızda Sayın Belediye Başkanı hatta çok şey böyle usulsüz bir şekilde işte adliyenin yolu bellidir. Giderler adli makamlara şikayet ederler. Yaptığımız iş ve işlemler yasaya uygundur dedi. Uygundur dedi. Biz adliye koridorlarında Dikili Belediyesi'yle mahkemelik olma meraklısı değiliz. Biz Dikili'ye bir taş üstüne nasıl bir taşlığı daha güzel bir şekilde koyabilirizin derdindeyiz. Evet. Yaptığınız işin, yaptığınız işlemlerin yanlış olduğunu barın barın bağıra bağıra söyledik. Keşke diyorum ya bir masada oturup daha güzel değerlendirebilsek ama her zaman onlar masadan kaçan taraf oldular. İşlere düştüğünde işte şehrimizin içinden geçen şu anda döşemeleri yapılıyor. Karayollarının hizmet alanı sahası içerisinde olan şehrimiz içinden geçen yolun kendilerine teslim edilmesi ricasında bulunduklarında biz hay hay deyip yaptık. İşlere düştüğünde rica etmeye gidiyorlar. Fakat gelin ilçeye birlikte beraber bir şeyler yapalım dediğimizde bizim yapacağımız hizmetlerin onların düşüncesiyle AK Parti'ye mal olacağı korkusuyla bir masadan uzaklaşma durumları, korkuları, korkuyorlar yani. Biz evet. Hizmetimizi yine yapıyoruz. Biz ilçemize yine hizmet ediyoruz. Bizim hizmetlerimiz bir de Akrep ve Yelkova'nın böyle işlediği gibi tıkır tıkır işliyor. Kendi işleri gibi de yarım yamalak ucube işler de değil yani. Tıkır tıkır çalışıyor. Şimdi biz bu uyarıları yaptığımızda hocam diyorum evet, çünkü siz iki de öyle diyor. Hocam biz bu uyarıları yaptığımızda böyle bir cevapla karşılaştık ve biz doğru bildiğimiz sözün arkasında özür diliyorum. Sizin uyarınız ne oldu? Ne dediniz uyarıda? Gerekli kurumlar izinlerinin alınmadığı. Evet. Belli tarım bu arsa arazilerin satışında. Kurum izinleri MERA'dan, evet. İl Tarım Müdürlüğü'nden belli izinlerin alınmadığı. Yapılan planların da 5.000'lik, 25.000'lik, 5.000'lik ve 1.000'lik durumlarına baktığımızda tutarsızlıklar söz konusu. Planlarda tutarsızlıkların söz konusu olduğunu söyledik. Yani orada zaten kendisi belediye başkanı olduğu günden beri peşinden ayrılan bir kesim var. Bu kesim ki Mustafa Tosun da aynı şekilde etrafında dolaşan da onlar için isimler gelir geçer. Kral öldü mü yaşasın yeni kral derler. O kesim Adil Kırgöz Bey'in etrafında da o gün bugündür buralardan arsa parsa pafta rantı çevirmek için adeta böyle gece gündüz çalışıyorlar. Şimdi bizler bu uyarıları yaptıktan sonra takipçisi de olduk ve müteakibinde il müdürlüklerinden kurum görüşlerini tekrar alınıp alınmadığını sorduğumuzda alınmadığı durumu ortaya çıktı. Evet. Başkan Bey söylediği sözü yutmuş oldu. O süreç içerisinde ve hatta bu süreçte de biz bunu mahkemeye götürsek, mahkemeleşsek, usulsüz işler yapılmış olsa, usulsüz işlerin yapıldığı ortaya çıkmış olsa bunun zararını biz bir intikam düşüncesiyle siyasi hareket yapan veya mahkemede koşturan bir düşünceye sahip değiliz. Zararı belediyemiz olurdu. Belediye olan zarar kim olacak? Dikili halkın olacak. Halkın olacak. Yani biz bunun bu tarafında değiliz. Bu tarafında değiliz ama sürekli böyle lanse edildi ve en son geldiğimiz noktada geçen mecliste tekrar görüşülmesi için komisyonlara itirazlarımız neticesinde bu planlar komisyonlara sevk edildi tekrar. Evet. Ne oldu? Tekrardan değerlendirilecek. Değerlendirildiği zaman kurum görüşlerinin alma durumu söz konusu olacak. Siz şimdi kurum görüşlerinizi almadığınız yerde kurumlar size o MERA'da planlama yapmışsınız. MERA alanında biliyorsunuz bizim Kabakurt Köprüsü'nün orada. Oradan çıkmak zorunda kalacaksınız. Çıkacaksınız orada. Bunların uyarılarını yaptığımız halde böyle böyle sıkıntılı durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama biz tabii ki gönül ister ki sadece solcusuyla AK Partisi, CHP'si, MHP'si hiç ayırt etmeksizin birlikte memleket, evet. Derdi memleket olan, evet. Memlekete bölmek değil ama derdi memleket olan herkesle bir araya gelip biz de ilçede, ilçemiz için bir şeyler yapalım, yapabilebilmek. Evet. Ama bakıyorsunuz sürekli kaçan taraflar, mızıkçılık yapıyorlar. Sizler uyardığınızda burada bir algı oluşturarak kendilerine haklı, bizleri suçlu gibi veya işte bizimle uğraşıyor gibi göstermeye çalışıyorlar. Ama süreç geliyor, dönüyor, dolaşıyor, dayanıyor kapılarına. İşte planda da biz bunu gördük.
diğer takip ettiğimiz sıkıntılı şey var. Bunlarla alakalı da uyarıları yaptık. Bakın yasaya kral almış olan meclis kararlarıyla alınmaması gereken harçlar var. Bunlar alınıyor. Bunların itirazları neticesinde netleşmiş hükümler var. Mahkeme kararları var. Evet. Mahkeme kararına rağmen, bakın üstüne basa basa söylüyorum. Mahkeme kararına rağmen yasaya aykırı meclis kararlarına dayanarak alınmaması gereken harçları alıyor ve suç işliyor. Bunları da artık biz büyüklerimize götürüp vereceğiz artık yani. Uyarıyoruz sizi. Uyarıyoruz. Bakın yapmayın, bu yanlış. Şurada bir yanlış var. Burası yanlış. Uyarıyoruz. Ve biliyor musunuz? Dikili Belediyesi'nde ne iş ve işlem yapılırsa yapılsın, önce belediye meclisinde tabii ki komisyonlarda, encümende komisyonlarda görüşüldükten sonra meclise geliyor ama birçok şeyde bizim meclis üyesi arkadaşlarımıza danışıyorlar. Biz aklı o noktada arkadaşlarımız bizler doğruyu tavsiye ediyor, doğruya yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama bir kesim hiçbir şekilde nasıl bir kabiliyeti ruh eder bilmiyorum. Tüm uyarılarımıza rağmen bazı şeyleri dinlememekte ısrar ediyorlar. Bu Dikili Belediyesi için hiç hoş olmayan sonuçta doğru diye düşünüyorum. Doğuracaktır. İnşallah hatanın bir tarafından dönerler. Dönerler. Yani bunu geçmiş dönemlerde de yaşadık. Evet. Yani her fırsatta Bergama'ya giden ve her fırsatta eylem yapan belediye başkanlarımız bir dönem usulsüz işlemlerden dolayı yurt dışına kaçmak zorunda kalmıştı. Hatta kendi arkadaşları burada hapislik yatarken kendisi kaçmıştı. Yine bazı dönemlerde uyarılarımızı dikkate almayan Mustafa Tosun belli bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmıştı. Yine biz Adil Başkanımıza da, bizim belediye başkanımız diyoruz. Adil Başkanımıza da uyarılarımızı yapıyoruz ama o da dinlememekte ısrar ediyor. Yarın tamiri imkansız, dönüşümü imkansız sıkıntılarla karşılaştığında lütfen halkımızla, dikilimizle, çünkü burası bir hukuk devleti, yapılan her iş hukuk çerçevesinde yapılmalı. Halkımız bizi kötü bilmesin. Biz halkımızın hakkını savunuyoruz, hakkını savunmaya devam edeceğiz. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Ben Tarsim Bey, görüşleriniz için. Sorularınız çok sağ olun. Başka şimdi konuyu böyle üst üste açtık ettik ama. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili dostlar. İşte Tahsin Başkanımızın görüşleri bu şekilde.